Aşkım film çok güzel değil miydi? Süperdi valla, 10 numaraydı. Neydi bunun adı ya? Hiç, zıbar mı? Ne? Yeser, dua et. Ha, hani, ama çok güzel anlatmış. Hani hayatın dengesini bulmayı, iç huzurumuzu yakalamayı çok güzel anlatmış yani. Gaza geldim bakıyorum Zeynep Hanım. Geldim vallahi, ben de yapabilirim. Allah'ın seversen içimize dönelim, titreyip kendimize gelelim tadında bir kurs icat etti de şimdi başımıza. Ay saçmalama, öyle değil. Öyle değil ama. Bu ama bu es hiç hoş bir es olmadı. Korkutma beni ne olur. İtalya gidebiliriz. Baksana oradaki insanlar ne kadar rahatlar. Hayatın tadını çıkarıyorlar. Bence hayat dersi alınabilecek çok şey var orada. Ya bu filmden bu dersi mi çıkardın yani? Bu mu yani? İtalya'ya gideceğiz öyle mi? Ya saçmalama, huyunu bilmezsin, suyunu bilmezsin, dilinden anlamazsın. Ne öğreniriz, ne var? Ne öğreneceğiz? Öğreniriz, neden? İtalyanca'yı da öğreniriz, kursa yazılırız. Kurs dedin, aklıma soktun işte. Olabilir. Pişman etme beni, şu kurs lafını açtım diye bir espri yaptım, unut gitsin. Boş ver. Nasıl öğreneceğiz İtalyanca'yı kızım? Allah Allah. Ben yapacağım valla, bir kurs araştıracağım. Ya saçmalama Zeynep. Valla, orta İtalyan'ı valla araştıracağım. Yeter mi? Aa, dünyanın içine geldi. Ulan Julia Roberts başımızı belaya soktun. Javier Cardem midir, Zardem midir denen herifle İtalyanca çıktı başımıza bir dedim. Ben nerede? Zeynep İtalyanca öğrenecek. Ulan bu deli öğrenir mi? Öğrenir vallahi. Ulan bu İtalyan erkekleri de yakışıklı, şimdi başımıza bir iş gelmiş. Salvatore, Malvatore, Del Piero. Zeyno! Zeyno! Kaç paraymış bu kurs abi? Bak bakayım, belki beraber gideriz biraz. Lise bak. Lisedeki halimize döndük. Kalem çevirmeler. İstanbul'da gitmediğimiz kurs kalmadı sayenizde Zeynep Hanım. Allah razı olsun. Söylemesen bu kursa niye geldik? Bu kursa niye geldik şimdi biz? Söylemesen şaşardım. Ya nasıl söylemeyeyim kızım? Bir etrafına baksana. Kar ayarlamaya gelmiş abazalarla orta yaş krizindeki karılar var burada. Kursmuş. Söylüyorsun aslında. Doğru söylüyorum tabii. Üstelik bu sıralarda cabası. Lisede kurtulduk diye geldi, yırttık diye sevindik bu sıralarda. Tekrar geri getirdin bizi lisedeki hayatımıza. Ay evet. Liseyi yaşıyoruz sanki. Tabii çok sıkıcı. Ya. De şimdi işin yoksa hayatını derse göre ayarla. Not tut derslerde, sınavlara çalış. Bir de sözlü stres falan. En beteri o zaten. En beteri o. Sürekli stres. Keşke parasını önceden yatırmasaydık. Ne? Kursun parasını önceden yatırmasaydık. Ya boş ver parasını kızım. Ne yapacağız parasını? Helal hoş olsun. Gel vallahi biz yol akınken dönelim buradan. Evimize gidelim. Ne olur Zeyno ya. Ne işimiz var burada kızım bizim? Öyle mi diyorsun? Ha. Ama iyi tamam. Tamam gidelim geri dönelim. Çünkü benim beklediğim gibi çıkmadı. Ana. İlk defa seni bir kursa vazgeçirdim ha. Oo ilerliyorum ha. Kaydet o zaman onu defteri. Buongiorno. Çağır. Buongiorno çağır. Biz hadi. Hoca ders yapacağım. Şey mi yapsak ya? Ne? Ya gaza geldik birden. Ne? Gaza geldik şimdi bu kadar parayı sokağa atma. Bir şey olmaz vallahi helal hoş olsun. Ya ne olur kalacak mıyız? Ama kalalım o kadar şimdi. Ya Zeyno şey ne olur. Yapmayalım. Ama bir anda böyle bir gaza geldik ya. Ay o kadar günah o kadar parayı sokağa atma. Erken ötüyorsun oğlum. Tam vazgeçirdim diye seviniyordum. Buongiorno. Ne oldu? Ne bileyim. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Bir de buongiorno diye coştun da. Hadi buongiorno demişti, ayıp olmasın diye sordum. Buongiorno. Benim adım Materazzi. Io mi chiamo Materazzi. Bana bak, futbolcuymuş kızım. Hoca diye kakalıyorlar bizi, Materazzi. Silenzio per favore. Okay. Bir sene oldu ben Türkiye'deyim. Dili konuşuyorum çatpat ama derste sadece İtalyanca. Solo italiano, okay? Okay, signore, okay. Basit konulardan başlayacağız. Acelemiz yok. İyice öğrenmek lazım. Aklınıza takılan bir şey olursa soracaksınız. İtalyanca grameri biraz farklı. Ama kolay. Göreceksiniz. Hocam. Ders saatleri dışında da bana ulaşabilirsiniz. Hocam. Her konuda yardımcı olabilirim. Ama Fatih Terim ile ilgili bana bir şey sormayın. Bilmiyorum. Ay salak. Ne? Fatih'le mi sordum? Çok
Ne biliyoruz ama onu da bilmiyorsa. Mıdraç. Yo, ben, tu, sen, Louis, o ama dişi için. Ay hayır, erkek için. Üf. Erkek için, Li'yi o, dişi için, Eli cinsiyetsiz. Evet, cinsiyetsiz, doğru. Ay çok eğlenceli. Çok eğlenceli, çok. Cinsiyetsiz Eli. Aman ne kadar eğlenceli. Dalga geçme, ne yapıyorsun oradan dalga geçiyorsun? Pronto? Si? Ma dai. Ma com'è possibile? Te l'ho detto mille volte. Sai, ma questo non lo capisco veramente. Ascoltami. Ay, şu dilin güzelliğine bak. Sen konuşmuyorsun, bir şarkı söylüyor. Ya, Toto Cutugno'nun bir parçası değil miydi şu meşhur şarkı? Neydi o? Kıskanıyorsun. Ben. Ben nesini kıskanacağım Roberto Baggio'nun? Çok pardon ama nesini kıskanacağım? Senden çünkü mağaradım sesleri çıkıyor. Adam da burada şair, bir şiir okuyormuş gibi. Kızım herif telefonla konuşuyor. Ne söylediğini de anlamıyorsun. Nereden biliyorsun herifin küfür etmedi diye? Küfür etmedin mi? Ay görüyorum yani, fark ediyorum. Bir tınısı var yani konuşmasının. Nasıl küfür olabilir? Vafankula ne demek ya bu? Vafankula ne güzel bir kelime. Ay çok güzel kelime, vafankula. Ben yazacağım sonra konuşması bitiriyor. Bu soracağım. Bak benim de bildiğim bir kelime çıktı. Davaro. Davvero. Salak anca onu bilirsin. Peki Türkçe tercih aynı. Davaro. Leke masunale davaro. Saçmalama ya. Bla bla o. Bla ne yapsam? Anca davaro. Anca o yani. Siz de ne bilecek bu davaro mu var? İtalyanca ve Türkçe bazı kelimeler çok benziyor. Kolay öğreneceksiniz. Mesela vapur. Ripetete, il vaporetto. Il vaporetto. Salata, l'insalata. 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 Gazzino, il casino. Il gazzino. Il gazzino. Canal, il canale. Il canale. Il canale. Agente, la gente. La gente. Şimdi bunları tahtaya yazıyorum. Tamam. Siz de defterinize yazın. Ay çok pratik. Çok pratik ama dillerini bilmesek de İtalya'ya gitsek anlaşabiliriz yani İtalyanlarla. Kursa boşu boşuna para verdi mi gözünü sokuyorsun yani öyle mi? Türklerle İtalyanlar birbirine benzerler derler ya. Hmm. Demek ki sebeplerinden biri de buymuş ya. Yani. Doğru söylüyorsun. Sayın Başbakanımız da Berlusconi o yüzden çok iyi anlaşıyorlar herhalde. He? İki günde çözerim vallahi ben bu dili. Il signore tue dilino. Ne dedim anladın mı? Ne dedim? Çok salaksın. Senin dilini seviyorum. Hocam, excuse me. Sweet, hayır. Tatlı ne demek? Sweet, tatlı? Dolce. Dolce. Bravo, bravo, grazie. Il signore tutto dolce di lino. Tu sei un bue. O ne demek be? Sei un bue. Ne demek o be? Öküzünü tam anlarsın belki. Allah Allah. Nereden bir öküzün o demek olduğunu? Sen sözcük mü taşıyorsun yanına bakayım bir? Vay çaka. Ver bakayım orada çakalın İtalyancası var mı? Hayır. Hayır, sadece o harf var. Veriyor sinte o sözün kendi için o restoran eti to bana ona banate. Veriyor sin, veriyor sin sinte. Restante tende sen bana, capito, capito. Ne carrette lo mangiare le spaghetti bolognese. Sei un bue. Sıfatları da öğreneyim arkadaşlar. Evet. Mesela Zeynep güzel bir kadın. Nasıl söyleyeceğiz? Zeynep è una bella donna. Bella, bella donna. Güzel. Zeynep. Ne diyor lan bu? Bella donna. Una. Sıfatları öğreniyoruz. Bella, biraz takip edersen dersi. Donna. La bella, bella donna. Piacevole. Yani hoş da diyebiliriz. Ama yeterli olmaz sanki. Attraente. Çekici. İse farklı kullanılır. Zeynep. È una donna attraente. È una donna attraente. Çekici ise mi hocam? Si, si, attraente, çekici. Yani sonra geliyor. Muhteşem. Bon donna attraente. Demek için ise magnifica. Mani. Kullanabiliriz. Manyaktan gelir aklıma. Magnifica. Maniyamış, magnifica. Ecco. Sana bak, bu herif İtalyanca yani düpedüz sana asılıyor bu ha. Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor tabii. Ayıp oluyor. Ne diyor bu Del Piero? Allah aklına alır bunu ha. Allora. Allora. Başka bir konuya geçiyoruz. Mesela benim adım Materazzi. Hı. Io mi chiamo Materazzi. Senin adın Ozan. Ha.
Tikami Ozan. Ha, öğren de yanlış olmasın sonra. Ozan. Onun adı Zeynep. Sikiyama Zeynep. La bana bak, senin ağzın yüzünü Sikiyama ne diyorsun sen? Abi ne diyor bu abicim ya? Başlarım buna ha. Ne oldu ya bu Sikiyama? Birazcık garip oldu bu ama. Ne garip oldu ya? Ne diyorsun hoca sen? Dağdan gelmişsin gibi. Sen ne çok konuşuyorsun? Partide gelen bolca bile bolo bolo ya da gılak rahatsız edip bir parti. Çık hocam. Le da da bari de kof ne bende. Afa cool. Var da kalmadı. Ne bari de ben ne diyor lan? Sikiyama Sikiyama kime konuşuyorsun lan sen? Oha! 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 Al dottor Giovanni Catanzaro, vice comandante della polizia municipale di Roma. Ne bu? Hala İtalyanca mı? Pratik yapıyorum. Dijitürk'te çok güzel İtalyan kanalları var. İyi de sevgilim, böyle İtalyanca öğrenilmez hiçbir şey anlamıyorsun ki kızım. Ne var? Temelini aldık kursta. Bundan sonrası artık kelime ezberlemeye kalıyor. Kulak aşinalığı. Kulak aşinalığı. Hiçbir şey anlamadan kulak aşinalığı mı olur? Saçmalama Allah'ın seversen. Bak şimdi ben sana... Ya lütfen ya. Ama lütfen bir keyfiniz var. Bozma. Dur sevgilim, dur, dur. Ben bulacağım sana İtalyan kanalı şimdi. Bak bir biz... Ne bulacağım? Bak şimdi. Hı? Maç, İtalya'dan futbol. Hem senin kulak aşinalığın hem benim maç tek keyfim. Bir taşla iki kuş. Öf. İtalyanca konuşmuyorlar ki burada. Türk kanalı bu. Maksat kulak aşinalığı değil mi kızım? İşte söylüyorlar anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna sağırsın demişler. Ha, böyle benim keyfim olsun. Yürü be, yürü be. Materazzi mi? Materazzi. Materazzi. Bak ne güzel oynuyorsun, gördün mü? Bu adam çok acayip bir şey yalnız. Hı? Bu da uzun boylu mu bu ya? Yapışık tişörtler. Vallahi çok acayip bunlar ya. İyi yani. Sana şey diyor. Yavaş yavaş gözünü ne kurtalan oldun böyle, gözün açıldı fantezi gibi el alemin adamına. Bu kanallarda sürekli vardı. Bazılı kaçtı. Ben bunları izlerim vallahi. Bir taşta iki kuş. İki kuş vuruyorum bir taşla. Bir tane taşım var. İki kuş vuruyorum. Şimdi vuracağım taşlarla kuşlarını başla. Ya bırak tamam. Ya tamam, yüzümüz aldı. Ya bırak beni, soğuttu futboldan, soğuttu. Ya saçmalama. Ne yapıyorsun? Ya lütfen tamam, ben sana kendim seyrederim. İzlemek istiyorum. O nerede? Kaç, kaçtaydı? Ama ona gelmiyorsun, buna gelmiyorsun. Şu kaçtaydı? Söyle kanalı, İtalyan kanalını rahi aç. Dil dile değmeden dil öğrenilmiyormuş, biliyor musun? Öyle dedi hocamız. Hani İtalyanca bir hocamız var ya, İtalyan. O söyledi. Per favore dedim ben de. Per favore dedi. İspanyolca öğrenmişsin ama yanlış oldu. Ay, ne oldu? Şşş. Ay. Hı. Bana bak. Hı. Şu yediklerimizi diyorum, eritmek için biraz faaliyete mi girişsek? Valla çok yedim. Davul gibi oldu midem. Ha işte bak ne güzel, şöyle yediklerimizi yakarız ha. Ozu bir soda getirsene. Soda getirsene. Ne sodası aşkım? Sana burada daha çok kalori yakman için bir teknikten bahsediyorum. Tamam, bir dakika. Sen soda diyorsun. Ben dün çok ilginç bir test var burada. Beyninizin sağ tarafını sol tarafını daha anam, çok kullanıyorsunuz. Anam ne var kız burada, kırmızı kırmızı. Sık sık ön sezileriniz olur mu? Olur. Valla sıktan da fazla oluyor senin. Kırmızı. Ne? Ön sezilerin oluyor mu? Sık ön sık ön sezilerin ön oluyor mu? Olmaz mı? Ne ön sezisi? Ön sevişmesiz olur mu? Salak ya. Hangisinde daha iyi düşünürsünüz? Kırmızı. Otururken mi, hareket halindeyken mi? Dur dur bir. Ne bileyim ben? Ne bileyim, hareket halindeyken düşünüyorum herhalde. Hareket halinde. Sen nasıl düşünüyorsun? Ne? Yatarken. En iyi yatarken. Tabii ki. Başka nasıl düşüneceksin? Ha. Dur bir dakika, bu da ilginç. İki elinizin parmaklarını birbirine kenetleyip... Hı. Sağ baş parmağınız üstte ise beyninizin o tarafını daha çok kullanıyorsunuz demektir. Aa, ne demek bu? Yani düğüm mü attın buna? Ne yaptın? Aa, sol tarafını. Aa, demek ki sol baş parmağım. Sen ne yapıyorsun? Şunu bir yapsana. Sen beynin hangi tarafını... Saçımı çekiyorsun. Ne beynin ya? Beynin hangi tarafını kullanıyorsun? Parmaklarını kenet... Çok ilginç ama kenetlediğinde... Baş parmağın üstte, hangi baş parmağın üstte ise beynin o tarafını kullanıyorsun. Ne üst kızım? Kenet, ha. Tabii senin şu anda aklın tamamen başka tarafa
çalıştığı için ne sağını ne solunu kullanabiliyorsun. Sen şu anda bloke olmuş durumdasın. Neydi? Hangisi üstte anlamadım. Nereden geldik? Biri üstte biri altta. Eğil bakayım sen şimdi boşver üstün altını ben sana göstereceksin. Ne yapıyorsun ya? Kim altta? Şunu bir açamadım. Terbiyesiz. Buna bak nerede yeni mi aldın sen bunu? Terbiyesiz. Hiçbir şeyini kullanamıyorsun demek. Şu kırmızıyı demek göreyim. Ah, hiçbir demek. Şeyini kullanamıyorsun kırmızı, demek oluyor. Kırmızı, kırmızı. Çok aşkım. Güzel olacak. Canım. Kız. Ne çok yoruldum ama değdi vallahi. Ne? Yorulma kız. Bana bak bu hafta sonu bana lazımsın. Çok yorma kendine. Ne diyorsun? Tabii canım. Yaz bu önümüzdeki bu iki gün içinde çok fazla böyle bir program yapma. Çünkü çok yoğunuz. Çok yoğunuz. Tamam mı? Bütün hafta sonu yoğunlaşacağız. Yoğunlaşacağız. Deliler gibi. Akşam Leyla ile Hasan'a gidiyoruz. Ne? Akşam Leyla ile Hasan'a gidiyoruz. Ya o, niye aşkım ya? Beni çağırdılar. Yemek kağıt, sesli sinema ve çekirdek çıtlatacağız. Aşkım bak eğer Leyla ile Hasan'a gidersek bütün hafta sonu onlarla beraber geçirmek zorunda kalacağız. Hayır öyle değil. Kurtulamıyoruz onlardan. Hayır, bırakmıyorlar biraz erken ya. Kalkmamız lazım çünkü tembellik yok. Sabah erken kalkacağız çünkü babanlara kahvaltıya gidiyoruz. Davetliyiz. Öğleden sonra da bir müze turu yapalım dedik. Beyoğlu'nda süper bir ressamın sergisi var. Ona gitmemiz lazım. Aşkım yalvarırım beni şu entel dantel şeylere sokma be kızım ya. Allah Allah. Resim sergisinde ise entel. Değil sanki değil. Benim bütün sürelerimde böyle sergiden sergiye, sergiden sergiye koşturuyor ya. Valla bunun yanına yıldız koyuyorum. Bunlar çünkü çok güzel eventler. Akşam yemeğine annemdeyiz. O niye o? O niye o? Yemek yapmış annem. Yapmasın. Yapacak. Tamam yapmasın. Ya istemiyorum. Hayır, hayır. Onu istemem, Allah. Hayır. Lütfen. Hayır, aşkım lütfen. Ne olur ya. Of. Hayır. Sonra şey pazar günü hava çok güzel olacakmış. Bir boğaz turu yaparız. Sonra da bir balık yeriz dedim. Hı. Ondan sonra da pazar akşamı bir tiyatro varmış çok zevkli. Hı. Çok eğleniyormuş insanlar. Leyla'lar gitmişler. Çok eğlenmişler. Biz de gideriz çok eğleniriz. Oh Hasanlar kahvaltı sergileri. Ben bir tane boş hafta sorum var. Onu da sevgilinle otururuz. Ye iç seviş, ye iç seviş yaparız. Ye keyif yaparız. Tamam onu da yapacağız sevgi. Da yani arada bir başka şeyler de yapmak lazım yani. Başka şeyler yapmak lazım da senin bu saygılarını yaptıktan sonra ne zaman sevişeceğiz biz? Senin planını uyguladıktan sonra insana ne sevişmeye halkalı ne de şeye be. Kaç dakika kaç oldu? Bak şu anda çıkmamız için tamam. Bombiş. Tamam yapalım 15 dakikamız var. Hemen çıkmamız lazım ama 15 dakika içinde. Ne 15 dakika? Ne diyorsun? Saçmalama Allah'ın sen. Sen 15 dakika neyine yetmiyor? Duşunu bile alırsın hadi. Kırıcı oluyorsun ama ha. Tamam oldu. Gidiyorum o zaman ben üstünü değiştiriyorum. Tamam tamam. Boş ver. 15 dakikayı bulamayalım. Bulamayanlar var işte. Allah kahretsin ya. Günaydın aşkım. Çok geç kaldım. Günaydın sevgilim ya. He? Günaydın günaydın. Bir şey söyleyeceğim. Hadi. İşe giderken beni de annemi bırakabilir misin? Geç kaldım diyorum Zeynep ya. Yolunun üzere. Hı? Yolunun yüzü üstü. Hayatım daha bir Derya'yı alacağım. Ters tarafta kalıyor annen. Giremem oraya bir daha. Abi Derya'yı almaya vaktim var. Beni annene götürmeye vaktin yok. Sağ ol. Ya başlama Zeynep Allah'ını seversen ya. Derya benim iş ortağım kızım. Çok önemli bir toplantıya gireceğiz. Ona işte ihtiyacım var. İş iş. Bilmem senin için bir şey ifade ediyor mu? Etsin bakalım. Hayır. Kaçın ben. Ya işte gücü vermeye de mi vaktin yok? Vallahi. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Mutfakta böyle şıpşak hızlı hızlı bir sabah sevişmesi de baktım anne. Şaka yapıyorsun. Mesela yapmam. Mutfakta? Evet, dedi baba. Ona vaktim var vallahi. Ha? Ne diyorsun? Yolla olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. İş adamında senin önemli bir toplantın yok mu? Var. Ne diyeceksin iş adamına? Arkadaşına. Canım ona ben neden geç kaldım söyleyince adam anlayacak. Ne diyeceksin? Seviştik de mi geç kaldın? Olur mu canım? Sevgilimi annesine bıraktım. O yüzden geç kaldım biraz diyeceğim. Yalan söyleyeceksin yani. Tabii. Ama beyaz yalan kızım. Bir şey olmaz ondan. Ay hiç gönlüm razı olmaz. Benim sevgilimin iş ortamında yalan söylemesine hiç gönlüm razı olmaz. O yüzden bir şey söyleyeceğim. Sen hiç yalan söylemek zorunda kalma. He. Beni anneme bırak, anneme bırak. Sabah sporun oldu, sevişmesi, mutfakta şipşak. Zeyno, vallahi aldırdın kızım bir kere, kurtulamazsın sen yani. Ne oldu be? Ya ellerim buz gibi ya. Ha, ellerimi şimdi yıkadım da ondan. Yıkadın, neyle yıkadın kızım? Sıvını nitrojenle mi yıkadın aşkım? Bu ne ya? Tamam, sarılırım geçer. Yok yok, önce ısınsınlar sonra şey yaparsın, dokunursun. Ya. Kız ne oldu ayakların? Karda mı yürüdün lan? Bu ne hal? Ya işte birazcık böyle sarılalım birbirimize. Dur dur. Sarılırsak ellerim de ısınır ayaklarım da. Yok 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 yok. Önce sen ısın. Şöyle bir güzelce ısıt kendini. Ondan sonra gel.
Tamam işte beraber böyle yaparsak ben böyle yanarım, ateş bile basabilirim. Vallahi buz gibi ellerin. Yok ya aşkım vallahi ne olur ya. Önce set ondan sonra yapalım. Sen sevişmek istemiyor musun? İstiyorum ama kardan bir kadınla sevişmek istemiyorum sevgilim. Tamam o zaman. O zaman çoraplarımı giyeyim ayağıma? Allah Allah. Çorapmış. Ne güzel. Çoraplar. Biz çorap giyip yatağa girince magandalık oluyor. Siz giyince seksilik. Al o zaman Ozan'cığım. Al. Ne oluyor ya? Git radyatöre sarılıp uyu. Yürü. Yürü. Yürü ense tıraşını görelim. Yürü. Amma alıngan oldun bu aralar Zeynep ha. Soğuksun ne yapayım? Salak erkek oldu ısıt o zaman. Çok ağır konuşturuyorsun beni. Çok ağır konuşsun tamam. Evet bir kadın böyle ağır konuşmamalı tamam, erkeğine. Tamam affet ne olur. Uuu hakikaten de soğuksun ya. Ben biraz böyle seni oraya gidiyorum ama. O kadar para bende olacaktı ki. De ki oldu. Ne? De ki oldu diyorum. De ki o kadar zengin. Dünyanın en zengin adamısın. Hı. Nerede olmak isterdin şu anda? Dünyanın en zengin adamı... Ha. Çok zor bir soru bu ya. Ya bir kere kesin... jetimle dünyayı gezerdim yani onu söyleyeyim. Jetinle? Tabii canım. Yok yok jetle çok çok çabuk olurdu. Özel yatınla gezerdim. Yatınla? Yatım. Ama öyle yatım dediğim öyle ufak tefek bir şey değil. Ne bayağı 40-50 metrelik bir yat alırdım kendime böyle. Onunla dünyayı gezerdim herhalde yani. Ya da şimdi bak ama dünyanın en zengin adamı deyince iş aslında değişiyor. Şimdi ben dünyanın en zengin adamı değil miyim? En zenginiysen eğer. En zenginsin. Canım, o zaman kendime bir tane özel ada alırdım abicim. Kocaman bir ada. Böyle yeşillikler içinde fıstık gibi plajları olan bir ada alırdım kendime yani. Büyük böyle. Ama... Böyle ulan ortasına fıstık gibi bir ev yaptırdım. Ev dediğim ama ev değil. Yani bayağı bildiğin şato böyle. Şato mu olurdu? Kocaman bir şato. Uzay üssü gibi ama. Her şey elektronik yani anladın mı? Yani şekli şato şeklinde elektronik bir şato mu olurdu anladın mı? Böyle mesela salona giriyorsun bir düğmeye basıyorsun. Kapılar açılıyor oradan atıyorum elektronik televizyonlar çıkıyor. Bir düğmeye basıyorsun bilgisayar oyunları oradan yükseliyor. Altta garajda full ama son model fıstık gibi arabaların böyle motosikletlerin falan var. Bir basıyorum oradan motosiklet çıkıyor. Yok buna binmeyeceğim diyorum onun için diyorum. Bir basıyorum oradan öbürü çıkıyor öbürü iniyor falan. Böyle acayip süper bir şey olurdu yani. Öyle bir ada yapardım kendime. İyiymiş be. Yürü. Kim tutar seni? Bozuldu şimdi anlamadım. Aferin. Yo bozulmadım ne bozulacağım ya. Ne bozuldun işte. Ne bir bozulacağım ya. Ya bozuldun işte Allah Allah. Dünyanın en zengin olsan ne yapardın dedim. Ben de anlattım sana ne yapacağım Allah Allah. Çok güzel yatlar katlar bilmem mübarek olsun. Anladım. Demek ki bu bir tuzak soruydu ve ben buna yanlış bir cevap verdim. Anladım. Doğru cevabı alabilir miyim lütfen acaba? Nerede olursam olayım senin olmak istiyorum demen lazımdı tabii ki. Evet de bunu demen lazımdı. Diğerleri teferruat. Ha bir dakika pardon. Ben onu söylemedim mi? Ya aşkım aşk olsun tabii ki senleyim ya tabii ki bu bütün teferruat seninle yapılıyor sevgilim ya sensiz olur mu kız aşkım. Değerli misin? Doğum. Ya sensiz ne anlamı var zenginliğin? Ama söyle. Güzel gözlüm vallahi bak ya seninle tabii. Tamam o zaman öyle uzay üstleri falan olmasın ama şato olabilir. Şatoyu gözüm tuttu. Ha klasik bir şato olsun istiyorsun. Ha klasik bir şato. Olsun. Olsun, klasik şato olsun. Sen nasıl istersen öyle olsun sevgilim. Klasik bir şato yaparız. Bir de böyle Adriana Lima gibi böyle 9-10 tane kızla senin yanına katarım. Siz böyle havuzda, bahçede, yeşillikler üzerinde fiti 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 oynarsınız. Ben de sizi uzaktan şatonun balkonundan seyrederim.
güzelsin gerçekten. Ama Dünya Lima'yı sokmasan ama, olmayacak. Ama yani. Dünyanın en zengin adamı olmuşum. Hepimize birimize yeteceksin. Ama yediğin önünde yemediğin arkanda sonra... olacak. Her istediğini alacağım sana sevgilim, bir düşünsene. Bir Adriano Lima gelip sana yardım edecek. Adriano. Futbolcusunu da alacağım onu. Gelsin o zaman futbol. Tamam o zaman tamam. Adriano'yu istiyorum ben de.